Trafik sıkışıklığı. Büyük anne ve büyük baba domuz Peppa ve ailesi için öğle yemeği hazırlıyor. Biraz daha patates getirsem iyi olacak. Ah büyük baba. Zaten bir sürü patatesimiz var. Patatesler asla fazla gelmez. Tamam. Ama patatesleri fırına at. Çocuklar birazdan gelir. Oho, bir sürü vaktimiz var. Saat daha 11. Peppa ve ailesi yoldalar. Keşke daha önce çıksaydık. Yine geç kalacağız. Merak etme anne domuz. Daha çok vaktimiz var. Büyük annemle büyük babama giderken hep geç kalıyoruz ama. Hohoho. Bu sefer değil. Yeni bir yol buldum. Orada hiç trafik yok. Oo, bunu hiç beklemiyordum. Peppa ve ailesi trafik sıkışıklığına takıldılar. Bakın. İşte büyük baba köpek ve köpek Deni. Köpek Deni ve büyük baba köpek de trafik sıkışıklığına takılmışlar. Merhaba Peppa. Merhaba Peppa. Öğle yemeğine büyük annemle büyük babamlara gidiyoruz. Ama geç kalacağız. Saat bir oldu. Her zamanki gibi geç kaldılar. Patatesler ne durumda? Birazcık daha pişmeleri gerekmiyor mu? Ben büyük anne domuz. Merhaba büyük anne domuz. Trafik sıkışıklığına takıldık. Dert etmeyin. Biz de biraz geciktik. Büyük baba domuz patatesleri abarttı. Sonra görüşürüz. Zavallıcıklar trafik sıkışıklığına takılmış. Demek daha patates pişirecek vaktim var anlaşılan. Büyük baba domuz. Çok yavaş gidiyoruz babacığım. Büyük annemle büyük babama hiç gidemeyeceğiz. Peppa haklı. Başka yoldan gitmemiz gerek. Ama burada başka ana yol yok. Ben kestirme biliyorum. Hoşçakalın millet. Biz kestirmeden gidiyoruz. Güle güle Peppa. İyi şanslar. Anne domuz trafikten kurtulmak için kestirmeden gidiyor. Kestirme yol çok çukurlu. Bu çok eğlenceli. Acaba bundan emin misin? Güven bana. Merhaba ördekler. Biz kestirmeden gidiyoruz. Bakın işte yine ana yola çıktık. Tebrik ederim anne domuz. Ama hala Deni'nin kamyonunun arkasındayız. Merhaba. Hoş geldiniz. Aa, olamaz. Anne domuzun kestirme yolu pek işe yaramadı. Güzel, yemek hazır. Ve sanırım en önemlisi de patatesler pişti şu an. Yemek hazır ama Peppa ve ailesi hala gelmedi. Ben büyük baba domuz. Gelmek üzereyiz. Ama trafik hala kanı hızıyla ilerliyor. Hem de çok çok yavaş bir kanı. Gelmek üzerelermiş ama trafik hala çok sıkışıkmış. Zavallıcıklar. Yemek soğuyacak. Bir fikrim var benim. En iyisi el arabamı bulmalıyım. Büyük baba domuz ne yapıyor? Büyük anne domuz, yemeği en iyisi el arabasına yüklesen. Baş üstüne büyük baba domuz. Onlar yemeğe gelemiyorlarsa biz yemeği onlara götürürüz. Bakın, büyük annem ve büyük babam yemeğimizi el arabasıyla getiriyor. Merhabalar. Yemek size geldi. Acaba Deni ve büyük baba köpeğe de yetecek kadar yemek var mı? Herkese yetecek kadar var. İyi ki bir sürü patates yapmışsın büyük baba. Oho, patatesler bizim aileye asla fazla gelmez. Polly'nin tatili. Büyük anne ve büyük baba domuz tatile çıkıyor. Papağan Polly'yi Peppa ve George'un bakması için Peppa'lara getirdiler. Hepinize merhaba. Merhaba büyük baba domuz. Merhaba büyük anne domuz. Polly, Peppa ve George'la tatil için çok heyecanlı. Merhaba Polly. Merhaba Polly.
Papağan Polly söylenen her şeyi tekrarlıyor. Polly'nin çantasında ne var büyük anne? Bu Polly'nin yemi. George, Polly en çok ne yemeği seviyor söyler misin? Çikolatalı pasta. Hayır, çikolatalı pasta değil. Polly kuş yemini sever. Kuş yemi! Onu besleyebilir miyim büyük anne domuz? Besleyebilir miyim? Evet. Polly'ye fazla yem vermemen çok önemli. Peki büyük baba domuz. Büyük baba, Polly'yi kafesinden çıkaralım mı? Evet. Ama tüm kapağı ve pencereleri kapatın ki Polly'nin kaçmasını engelleyelim. Peki büyük baba domuz. Hoşça kal Peppa, hoşça kal George. Güle güle büyük anne domuz, güle güle büyük baba domuz. Güle güle büyük anne domuz, güle güle büyük baba domuz. Bir fincan çay ister misin? Bir fincan çay ister misin? George Polly'ye kuş yemi veriyor. George, o kadar kuş yemi çok. Polly şişmanlayıp balon gibi patlar yoksa. Pop. Balon gibi patlar. Pop. O ses de nedir? Dondurma. Dondurma yaşasın. Olamaz. George kapıyı açık unuttu. Dondurma, dondurma. Bu dondurma satıcısı Bayan Tavşan. Merhaba anne domuz. Merhaba Bayan Tavşan. 4 dondurma lütfen. Teşekkür ederim Bayan Tavşan. George, kapıyı kapatmayı unutmuşsun. Polly uçup kaçacak. Merak etme Peppa. Eminim Polly hala evdedir. Polly burada yok. Polly'yi kaybettik. Büyük baba ve büyük annem çok üzülecek. Bahçeye bir baksak çok iyi olacak. Bakın o nedir? Anne domuz bahçede ne gördü? Bu Polly. Yaşasın. Ama baba, Polly'yi ağaçtan aşağı nasıl indireceğiz biz? Merak etme Peppa. Ben Polly'yi kurtarırım. Gel bakalım Polly. Bir fincan çay ister misin? Olamaz. Polly ağaçta daha yükseğe kondu. Hay aksi. Dikkat et baba. Her zamanki gibi ağaçtan düşme sakın. Merak etme Peppa. Çok dikkatli olurum. Hadi Polly. Kuş yemi. George nereye gidiyor acaba? George Polly'nin kuş yemini getirdi. Polly kuş yemi yemeyi seviyor. George Polly'yi ağaçtan indirdi. Yaşasın. O ses nedir? Baba domuzun cep telefonu çalıyor. Ne? Alo. Oo, büyük anne domuz. Merhaba baba domuz. Polly ile konuşabilir miyim lütfen? Evet, tabii. Merhaba Polly. Tatilin güzel geçiyor mu? Merhaba Polly. Tatilin güzel geçiyor mu? Korsan Adası. Büyük baba domuz bugün Peppa ve arkadaşlarını teknesiyle dolaştırıyor. Herkes tekneye bindi mi? Evet, kaptan büyük baba. Tam yol ileri. Görüşürüz. Peppa ve bütün arkadaşları can yeleklerini giyiyorlar. George, sen benim korsan şapkamı takabilirsin. Bugün biz Korsan Adası'na gidiyoruz. Şansımız yaver giderse gömülü bir hazine buluruz. Korsan Adası harika bir yere benziyor. Kara gözüktü. İşte geldik. Korsan Adası. Yaşasın. O nedir?
Bu metal bir dedektör çocuklar. Hazineyi bulmamızda kolaylık sağlar. Büyük baba domuz metal dedektörüyle gömülü hazine arıyor. Aha! Metal dedektörü bir şey buldu. Hadi kazalım çocuklar. Bir paraya benziyor. Hazine! Yaşasın! Hadi biraz daha bulalım. Aha! Bir şey daha bulduk. Büyük bir şeye benziyor. Aman tanrım! Bu hazine parçası çok ağırmış. Hay aksi! Bu gömülü hazine değil. Paslı eski bir alışveriş arabası. Bu kadar hazine avı yeter. Kim büyük bir kumdan kale yapmak ister? Ne harika bir fikir büyük anne domuz. Ben tekniği bir kontrol edeyim. Büyük anne domuz çocukların büyük bir kumdan kale yapmasına yardım edecek. Büyük baba domuz da önemli tekne işleri yapıyor. Bu çok güzel. Belki gözlerimi birazcık kaparım. Hiç de fena olmaz. Büyük anne domuz ve çocuklar büyük bir kumdan kale yapıyorlar. Çok fazla kuma ihtiyaçları var. Kalenin burçlarını kovalarla yapıyorlar. Ne harika bir kale. Yaşasın! Eve gitme vakti. Tekne nereye gitti? Bak büyük anne. Olamaz. Büyük baba domuz uyuyakalmış ve tekne sürükleniyor. Büyük babayı uyandırmamız gerek. Olabildiğince yüksek sesle bağırın. Büyük baba domuz uyan! Uyan! Olamaz. Büyük baba domuz hala uyuyor. Büyük baba bizi duyamayacak kadar uzakta. Korsan adasında mahsur kaldı. Kazazede oldum. Ne yazık ki 100 yıl burada kalacağız. Yabani meyve ve böğürtlen yemek zorunda kalacağız. Ve böceklerle salyangozları yemek zorunda kalacağız. Aileler çocuklarını karşılamaya geldi. Neredeyim ben? Merhaba. Herkese merhaba. İyi vakit geçirdiniz mi? Evet. Aslında geride bir şey unuttum ben. Hemen dönerim. Bakın. İşte büyük babam. Kurtulduk. Yaşasın. Tekneme hoş geldiniz canlarım. Yaramaz büyük baba domuz. Bizi bırakıp gittin sandık. Affedersin büyük anne domuz. Gelecek sefer uyuyakalmayacağıma söz veriyorum. Hoşçakal Korsan Adası. Yakında görüşürüz. Korsan Adası'nı çok sevdim. Tekrar gelebilir miyiz? Oho, tabii ki geliriz Peppa. Yaşasın. Baloncuklar. Peppa ve George portakal suyu içiyor. Ne gürültücü domuzcuklarsınız. George, şu küçük baloncuklara bak. Daha büyük baloncuklar yapabilirim. Peppa içeceğinden baloncuk üflemeye bayılıyor. Baloncuk. George da baloncuk üflemek istiyor. Peppa, George, içeceğinizle oynamamalısınız. Affedersin babacığım. Peppa, baloncuk yapmak istiyorsan baloncuk karışımında oynasana. Evet, baloncuk karışımım. George, hadi bahçede baloncuk üfleyelim, gel. Peppa, George'a nasıl baloncuk üfleneceğini gösteriyor. Önce çubuğu karışıma batıracaksın. Sonra derin bir nefes al ve üfle. Baloncuk. George, şimdi sıra sende. Önce çubuğu karışıma batır. Tut şimdi. Derin bir nefes al. Ve üfle.
George çok uğraşıyor ama nefesi yetmiyor. George, yeterince güçlü üflemedin. George'un nasıl baloncuk yapabileceğini biliyorum. Çubuğu karışıma batır, sonra kaldır ve salla. Baloncuk. Koşarsan daha da güzel olur. Beni bekle. George baloncuk yaparken çok eğleniyor. Peppa da onları patlatırken çok eğleniyor. Baloncukları seviyorum. Olamaz. Bütün baloncuk karışımı bitti. Baba, anne. Baloncuk karışımımız bitti. Üzülme Peppa. Bir fikrim var. Anne domuz, bana bir kova getirebilir misin lütfen? Peki baba domuz. Peppa, sen de bana bir sabun getir. Peki baba domuz. George, sen de eski tenis raketimi getir. Bir kova, sabun ve tenis raketimi. Baba domuz ne yapıyor? Önce biraz su lazım. Sonra sabun. Şimdi de tenis raketi lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi izleyin. Vay canına. Baba domuz kendi baloncuk karışımını yaptı. Hadi gelin. Dikkat et baba domuz. Kayıp düşme sakın. Bir şey olmaz. İyi misin baba domuz? Evet iyiyim. Baba domuz en büyük baloncuğu yaptı. Hay aksi, bütün baloncuk karışımım döküldü. Artık başka baloncuk yapamayacağız. Ama çamur birikintisinde zıplayabiliriz. Bakın. Baba domuzun baloncuk karışımı büyük bir çamur birikintisi yaptı. Yaşasın! Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Bakın, baloncuk karışımı balonlu bir çamur birikintisi yaptı. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. George'un doğum günü. Bugün George'un doğum günü. Henüz sabah çok erken. George, daha çok erken. Dinosor. Hadi git yat. Anlaşılan biri çoktan uyanıp kalkmış. Doğum günün kutlu olsun George. George beni uyandırdı. Doğum gününde herkesi uyandırmıştın Peppa. O başkaydı. O benim doğum günümdü. Ama bugün de George'un doğum günü. Doğum günün kutlu olsun George. İşte hediyen George. Hediyenin dinozorlu bir şey olduğunu biliyordum. Ho ho ho. Karnına bastır bakalım. Aa, korkunç. George, sana doğum günü kartı yaptım. Resmin ne olduğunu tahmin edebilir misin? George tahmin edemiyor. Sana çiçek çizecektim aslında. George çiçekleri sevmiyor. Ama sonra sana başka bir şey çizdim. Dinozor. Bu çok güzel bir resim Peppa. Evet, ben çok güzel resim yaparım. Şimdi George'un doğum günü sürprizi için çok özel bir yere gidiyoruz. Yaşasın, hadi gidelim. Nereye gidiyoruz ki? Şimdi görürsün. Aile George'un doğum günü sürprizi için yola çıktı. Sirke mi gidiyoruz? Hayır ama en az onun kadar iyi bir yer. Sinemaya mı?
Hayır, daha iyi. Tahmin edemedim. Nereye gidiyor olabilirler? İşte geldik. Aile müzeye geldi. Neden müzeye geldik? Hadi gel, göreceksin. George'un doğum günü sürprizi ne olabilir ki? George, bana söyler misin dünyada en sevdiğin şey nedir? Dinozor. Dinozor. George'un doğum günü sürprizi müzenin dinozor salonunu dolaşmak. Yine şu şapşal dinozorlar. Dinozor. Korkma George. O gerçek dinozor değil. Bu sadece bir robot. Bak, bu noktada duruyorum ve... Ve şimdi bir sürpriz daha var. George ve Peppa'nın bütün arkadaşları burada. Sürpriz! Anne tavşan özel bir doğum günü pastası yaptı. Bunun ne tür pasta olduğunu tahmin eden var mı? Dinozor pastası mı? Evet, doğru. Ne harika bir tahmin Peppa. Doğum günü kutlu olsun George. Son bir sürpriz daha var. Hadi benimle gelin. Son sürpriz ne acaba? Sence sürpriz ne Peppa? Bence sürpriz muhtemelen dinozorlu bir şeydir. Aa, bu da ne? Önce şişirilmesi gerekiyor. Buldum, buldum. Bu bir zıplama kalesi. Peppa zıplama kalesine bayılıyor. Ama bu George içinse neden dinozorlu bir şey değil ki? Bu bir dinozor. Zıplama dinozoru. George zıplama dinozorunu sevdi. Herkes zıplama dinozorunu sevdi. Bu harika. Doğum günü kutlu olsun George. Kaya gölekleri. Peppa ve George, büyük anne ve büyük baba domuzla deniz kıyısına gidiyor. Peppa ve George deniz kıyısını çok seviyor. Aa, kumlar nereye gitmiş? Bu sahilde kum yok Peppa. Kum yok mu? Ama kumdan kale yapmak istiyorduk biz. Peppa ve George kumdan kale yapmaya bayılıyor. Hadi ama George, ağlama. Bu taşlı sahilde bir sürü heyecan verici şey var. Ne gibi mesela? Dalgalar üzerinde geldiği zaman kayalar arasında küçük göletler oluşturuyor. Bunlara kaya göleti deniyor. Ve her kaya göletinde denizden geriye kalan özel bir şey bulunur. Oo, parlayan bir şey görebiliyorum. Bu bir para. Vay canına. Belki bir korsan hazinesidir, değil mi? Hadi bulduğumuz şeylerden koleksiyon yapalım. Evet. Onları George'un kovasına koyarız. Bu gölette bizi ne bekliyor acaba? Ama bunda özel bir şey yok. Her zaman bir şey vardır Peppa. İyi baksana. Evet, bir şey var. Evet, bu bir yengeç. Yengeç büyük baba domuzun parmağını kıstırdı. Yaramaz Bay Yengeç. Bak George, Bay Yengeç yan yan yürüyor. George yengeç taklidi yapıyor. Peppa da yengeç olmak istiyor. Biz yaramaz yengeçleriz. Çıt çıt çıt. İmdat! İki yaramaz yengeç beni kıstırmaya çalışıyor. Çıt çıt çıt. Biz kötü yengeçleriz. Çıt çıt çıt. Siz ikidi kötü yengeçler. Küçük kaya göletinize geri dönün. Evet. Hadi başka kaya göletlerine bakalım.
Ne görüyorsun? Bir deniz kabuğu. İçinden deniz sesi geliyor mu? Ne demek istiyorsun ki? Kabuğu kulağına dayarsan deniz sesini duyabilirsin. Vay canına. Denizi duyabiliyorum. Deniz kabuğumu çok sevdim. George, sen de deniz kabuğu bulabilir misin? Kabuk. O deniz kabuğu değil ki. Peppa haklı. O deniz kabuğu değil. George bir fosil buldu. Fosil nedir babacığım? Fosil, uzun zaman önce dinozorlar zamanında yaşayan bir hayvanın kalıntılarıdır. Dinosoy. Kaya göletleri çok eğlenceli. Evet, bizim için eğlenceliler. Ama bu küçük balık için değil. Balık mı? Nerede? Oo. Zavallı küçük balık burada sıkışmış. Küçük balık bana denize dönmek istediğini söylüyor. Belki kovanı kullanıp onu kurtarabilirsin. Evet. Peppa küçük balığı kovasıyla kurtarıyor. Merak etme bayan balık. Az sonra arkadaşlarının yanına döneceksin. Güle güle bayan balık. Güye güye. Kaya göletlerine bayıldım. George'un arkadaşı. Peppa ve arkadaşları parkta oynuyor. Peppa, Susie ve Danny dönen kavşaktalar. Hepiniz hazır mısınız? Hazırız. O zaman hadi bakalım. George döner kavşak için daha çok küçük. O salıncakta sallanıyor. İşte tavşan Rebecca ve küçük kardeşi tavşan Richard. Herkese merhaba. Merhaba. Ben de döner kavşağa binebilir miyim? Atla bakalım Rebecca. Hadi çok 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 hızlı dönelim. Tavşan Richard da döner kavşağa binmek istiyor. Ama eğer Richard binerse hızlı gidemeyiz ki. Richard George'la oynayabilir. Richard, George'la oynamak ister misin? Hayır. George'un tıpkı seninki gibi dinozoru var. Hadi gidip bakalım. Tavşan Richard, George da aynı yaşta. Richard, George'un dinozorunu görmek istedi. Dinozor. George, Richard dinozorunla oynayabilir mi? Hayır. Richard, George senin dinozorunla oynayabilir mi? Hayır. George ve Richard dinozorlarını paylaşmak istemiyorlar. George, paylaşırsanız daha eğlenceli olur. Çok naziksin George. Dinozor. George paylaşmaktan hoşlanmıyor. Richard, artık dinozorları George'a ver. Richard da paylaşmaktan hoşlanmıyor. Çocuklar siz neden ağlıyorsunuz? George ve Richard beraber oynarken hep ağlıyor. Düzgün oynayamayacak kadar küçükler çünkü. Siz büyük kızlar onlara düzgün oynamayı öğretir misiniz? Tabii ki. Kumdan kale yapmalarına yardım edebiliriz. İyi fikir. Hadi kum havuzuna gidelim. George ve Richard kum havuzuna bayılıyorlar. George, Richard, bugün kumdan kale yapacağız, tamam mı? Önce kovaları kumla dolduruyoruz. Sonra kovaları ters çevirip birazcık vuruyoruz. Şimdi kovaları kaldırıyoruz. Hey, kumdan kale. Richard kumdan kale yaptı. Kumdan kale. George da kumdan kale yaptı. Gördünüz mü? Birlikte oynamak eğlencelidir.
Olamaz. Bu oyunda pek iyi gitmedi. Senin kardeşinin suçuydu bu. Çünkü o George'un kalesini yıktı. Önce senin kardeşin benimkinin kalesini yıktı Peppa. Yapmayın. Siz büyük kızların Richard ve George'a birlikte güzelce oynamayı öğretmesi lazımdı. Doğru. Biz büyük kızlarız. George ve Richard da düzgün oynayamayacak kadar küçükler. Bir fikrim var. George, parkta en sevdiğin şey hangisi söyle bakalım. Tahvi. George tahterevalliyi seviyor. Tahvi. Tahterevalli'de yalnız oynamak biraz zor. Richard da tahterevalli'de oynamak istiyor. Tahvi. 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 Bakın. George ve Richard beraber oynuyor işte. Tahvi. 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 George Richard'ı sevdi. Richard da George'u sevdi. George ve Richard birlikte oynamayı sevdi. Spor günü. Bugün okulda spor günü. Peppa ve bütün arkadaşları geldi. Önce koşu yapacağız. Bütün çocuklar olabildiğince hızlı koşmalı. Bence ben kazanacağım. Çok hızlı koşabiliyorum. Ben senden daha hızlıyım. Tamam. Hazır. Başla. Ben saatte 150 kilometre koşabilirim. Ben saatte 150 milyon kilometre koşabilirim. Peppa, Suzi, konuşmayı bırakın da koşun artık. Tavşan Rebecca önde gidiyor. Olamaz. Peppa ve Suzi en arkadalar. Hadi, hadi Peppa. Hadi Rebecca. Ne? Tavşan Rebecca kazanıyor. Peppa ve Suzi sonuncu oluyor. Yarışı kazanan Tavşan Rebecca. Yarışın. Teşekkür ederim. Eğer beni konuşturmasaydın ben kazanırdım Suzi. Dur bakalım Peppa. Unutma, önemli olan kazanmak değil yarışmaktır. Evet baba. Sonraki etkinlik uzun atlama. George ve Richard daha uzağa atlamaya çalışacak. George, olabildiğince hızlı koşup uzağa atlamaya çalış, tamam mı? George, evet. Hazır ol, başla. George, olabildiğince uzağa atladı. Şimdi de sıra Tavşan Richard'da. Eğer Richard koşmazsa o kadar uzağa atlayamaz. Tavşan Richard, tamam, hazır ol, başla. Tavşan Richard, George'dan uzağa atladı. Ve kazanan Tavşan Richard. Yaşasın! George, unutma. Önemli olan kazanmak değil, yarışmaktır. Sırada bayrak yarışı var. Her çocuğun yarışacak bir ebeveyn seçmesi gerek. Peppa, beni seç, beni seç. Ama baba... Sen çok hızlı koşamıyorsun ki. Küçük bir domuzcukken çok hızlı koşardım. Ama artık koca bir göbeğim var. Ama hala parmaklarıma değebiliyorum. Neredeyse. Tamam baba. Ama unutma çok hızlı koşman gerek. Yarışın ilk kısmında anneler ve babalar koşup çubukları çocuklara devredecekler. Anneler ve babalar, pekala, hazır, başla. Baba domuz önde. Hadi koş, hadi. Teşekkür ederim baba. Çok iyi koştun. Şimdi çubuğu alıp koşma sırası... Peppa, konuşmayı kes de koşmaya başla. Ve kazanan Fil Emeli. Yaşasın. Aa, baba, ben hiç ödül kazanamadım. Üzülme Peppa, bir yarış daha var. Ve şimdi günün son yarışı.
Halat çekme yarışı. Kızlar erkeklere karşı. Ben başla deyince halatı bütün gücünüzle çekeceksiniz. Kızlar kazanacak. Hayır, erkekler kazanacak. Evet, hazır ol. Başla. Hadi oğlanlar. Hadi çekin. Hadi kızlar. Hadi çekin. Çekiyorum. Herkes çok sert çektiği için ip koptu. Sonuç berabere. İki takım da kazandı. Yaşasın. Okulun spor günlerini çok seviyorum. Özellikle de ödül kazandığım zaman. Bebek domuz. Peppa ve George kuzenleri Chloe'yi ziyarete gidiyor. Bugün hem Chloe'yi görüp hem de yeni kuzeninizle tanışacaksınız. Peppa ve ailesi Chloe'nin evine geldi. Merhaba. Herkese merhaba. Merhaba Peppa ve George. Bu Chloe, Peppa ve George'un büyük kuzeni. Yeni kuzenimiz nerede? İşte yeni bebek kuzeniniz. Yeni kuzen, küçük bebek domuz. Oo, ne kadar güzel. Bir kız bebek mi? Hayır değil, oğlan. Aa, keşke kız olsaydı. Bence de. George erkek olmasına sevindi. Dinosoy. Bebek dinozorunu oynayamayacak kadar küçük George. George, bebek seninle oynamak istemiyor. Benimle oynamak istiyor. Peppa, bebek top oyunu oynayamayacak kadar küçük. Ama o dinozor ya da topla oynamak istemiyorsa ne yapıyor ki? Yiyip içip uyuyor. Ve bunu yapıyor. Yenge domuz, bebeği tutabilir miyim acaba? Evet, çok dikkatli olursan Alexander'ı tutabilirsin. Alexander mı? Adı bu. Bebek Alexander. Küçük bir domuzcuk için ne büyük bir isim. Erkek bile olsa çok güzelmiş. Kık kık kık. Aa, bu koku da ne? Sanırım Alexander'ın altını değiştirmek gerekiyor. İğrenç. Peppa, bebekken senin de altın bağlanıyordu. Hiç de değil. Anne, Peppa ve George'la bahçede oynayabilir miyim? Tabii ki. Chloe, bebek kardeşinin olması güzel bir şey mi? Evet, Alexander çok tatlı. Keşke George da küçük bebek bir domuz olsaydı. Buldum. George bebek domuz taklidi yapabilir. Bebeğimin arabasına oturur. Çok iyi bir fikir. Oy oy. George bebek olmak istemiyor. George, bebek taklidi yaparsan sana sonsuza dek iyi davranacağıma söz veriyorum. George düşünüyor. Bütün oyuncaklarımla da oynayabilirsin. George daha fazla düşünüyor. Eve gittiğimiz zaman da benim oyuncaklarımla oynayabilirsin. George karar verdi. Aa, ne kadar tatlı bir bebek domuzcuk. Kedi Kendi, Koyun Suzi, Tavşan Rebecca ve Zebra Zoe geldi. George, neden bebek arabasında duruyor? O George değil. Bebek domuzcuk. Ama bu George. George, bebek taklidi yapıyor. Kız mı yoksa erkek mi? O bir kız. Hay hay. George, kız bebek olmak istemiyor. Tamam, bir erkek. Ben kurabiye getirdim. Bebek domuz bir tane yemek ister mi? Hayır, o kurabiye yiyemez. George kurabiyeyi çok seviyor. Belki bir tane kurabiye yiyebilir. Aa, çok akıllıymış. Çok da yakışıklı. Ve çok komik. Bu gördüğüm en iyi bebek domuz. George bu oyunu çok sevdi. Yenge domuz ve bebek Alexander geldi. Vay canına, gerçek bir bebek domuzcuk. Çok güzel. Bu George'dan çok daha tatlı.
Olamaz. George bebek domuz olmayı sevdi. Aa George, sen her zaman benim bebek domuzum olacaksın. Belki yeni bir oyun vakti gelmiştir. Dinozor kovalamaya ne dersin? Ay, çok korkunç. George bebek olmayı sevdi ama George olmayı daha çok seviyor. Rüzgarlı sonbahar günü. Bugün Peppa parka gidecek. Çok soğukmuş. Çok soğukmuş. Çabuk kalın kıyafetlerinizi giyin. Soğuk günlerde Peppa ve ailesi şapka ve kaşkollarını takıp mont giyiyor. Ben üstü kapatayım. Aha ben de klimayı açayım. Herkes güzelce ısındı mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Burası park. İşte geldik. Yaşasın. Anne, neden bütün yapraklar kırmızı ve sarı? Sonbahar geldi Peppa. Sonbaharda hava soğudukça yapraklar renk değiştirir. Çok rüzgar var. Sıcak tutacak bir oyun oynayalım. Sıra bende. O tarafa gitmesi gerekmiyordu ama. Rüzgar topu uzağa savuruyor. Top gölete düştü. Sopayla yakalamaya çalışayım. Biraz daha ileride babacığım. Dikkat et baba domuz. Merak etme. Neredeyse aldım. Baba, su soğuk mu? Birazcık. Rüzgar topu göletten çıkardı. Ne şanslı ama. Evet. Ne kadar şanslıyız. Daha da rüzgar çıkıyor. Şapkalarınızı tutun. Olamaz. Rüzgar George'un şapkasını uçurdu. Üzülme George. Baba domuz şapkanı yakalar. Çabuk baba. Bak, küçük ağacın dalında. Tırmanıp indireyim. Ama baba domuz ağaç seni tartmayacak kadar ince. Peki, George'un şapkasını nasıl alacağız? Çok basit. Ağacı biraz sallayacağım. Belki daha sert sallamak lazımdır. Böyle şeyler sadece bana olur sanıyordum. Hiç komik değil. Biraz komikti ama anne. Biraz komikti sanırım. George'un şapkası nerede? Senin başında işte. İşte şapkan George. Bu sefer sıkı tut. Rüzgar ağaçlardaki yaprakları savuruyor. Bana bakın. Rüzgara yaslanıyorum. Rüzgar Peppa'yı dik tutacak kadar güçlü. Rüzgar George'u dik tutacak kadar güçlü. Baba sen de bir dene. Ben biraz ağırım. Hadi baba. Çok eğlenceli. Pekala. Rüzgar baba domuzu dik tutacak kadar güçlü. Bence de bu çok eğlenceli. Hadi anne domuz sen de bir dene. Ama rüzgar durursa düşerim. Rüzgar durmaz ki. Rüzgar durdu. Hiç komik değil. Ama birazcık komik. Rüzgar durduğuna göre şimdi ne yapalım? En sevdiğiniz oyun nedir? En sevdiğim oyun çamur birikintilerinde zıplamak. Ama hiç birikinti yok ki. Bir sürü sıkıcı kuru yaprak var. Peki kuru yapraklarla ne yapılır? Bilmiyorum. Üstünde zıplanır. Baba domuz yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Peppa yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Herkes yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Bence bu en güzel sonbahar günü. Te
tekne gölü. Ördekler göllerinde yüzüyorlar. Çok mutlular. İşte Peppa, George, anne domuz ve baba domuz. Merhaba ördekler. Ördekler ekmek istiyor. Üzgünüm bayan ördek. Bugün hiç ekmeğimiz yok. Bugün daha eğlenceli bir şeyimiz var. Peppa oyuncak teknesini getirdi. George da kendi oyuncak teknesini getirdi. Hadi tekneni kuralım George. George'un teknesi kurmalı çalışıyor. Çabuk George, süresi dolmadan tekneni göle koy hemen. George kurmalı teknesine bayılıyor. Anne, benim teknemi de kurar mısın? Senin tekneni kurmaya gerek yok Peppa. Peppa'nın teknesi bir yelkenli. Rüzgarla hareket ediyor. Teknemi hiç sevmiyorum. Hiç hareket etmiyor ki. Çünkü bugün hiç rüzgar yok. Belki biraz yardım gerekiyordur. Ben üfleyip püfleyip tekneni yüzdürürüm senin. Yaşasın. Çok hızlı gitti. Peppa yelkenli teknesini seviyor. Peppa'nın arkadaşı koyun Suzy geldi. Herkese merhaba. Merhaba Suzy. Teknelerimizle oynuyoruz. Benim de sürat teknem var. Teknen kurmalı mı? Hayır, pilleri var. Suzy'nin sürat teknesi pille çalışıyor. Ne harika bir sürat teknesi. Affedersin bayan ördek. İşte köpek Danny ve büyük baba köpek geldi. Herkese merhaba. Merhaba Danny. Büyük babam bana yandan çarklı tekne yaptı. Çok etkileyici olmuş. Nasıl çalışıyor? Söyler misin? Buharla çalışıyor. Bu küçük levyeyi itmen yeterli. Ne harika bir buharlı tekne. Tavşan Rebecca ve annesi geldi. Herkese merhaba. Merhaba Rebecca. Biz teknelerimizle oynuyoruz. Keşke benim de teknem olsaydı. Tavşan Rebecca'nın teknesi yok. Benim bir fikrim var. Neyse ki gazetemi getirmiştim. Bir sayfası yeterli. Hangi sayfayı koparsam? Haberler, spor, moda. Moda sayfası olmaz. Tamam, ilan sayfasını alırım. Ben küçük bir domuzcukken gazeteleri böyle katlar... Baba domuz ne yapıyor? Kağıttan tekne yapardım. Baba domuz kağıttan tekne yaptı. Teşekkür ederim bay domuz. George da kağıttan tekne istiyor. Sanırım spor sayfası olmasa da olur. Lütfen bana da yapar mısın? Bana da. Tabii ki. Baba domuz herkese kağıttan tekne yapıyor. Hadi yarış yapalım. İyi fikir anne domuz. Üfleyip püfleyerek kağıttan teknelerimizi karşıya geçirebiliriz. Herkes derin bir nefes alsın. Hazır ol, hazır üfle. Şampiyonumuz belli. Spor sayfası kimin kiydi? Bu George'un teknesi. George kazandı. Tekneleri seviyorum ama en çok kağıttan tekneleri seviyorum. Ben de. Eve gitme vakti geldi. Herkes harika vakit geçirdi. Hoşçakalın. Hoşçakalın ördekler. Görüşürüz. Ördekler oyuncak tekneleri sevdi ama göllerini geri aldıkları için mutlular. Küçük yaratıklar. Peppa ve George büyük baba domuzun sebze toplamasına yardım ediyorlar. Peppa, işte bir lahana. Teşekkür ederim büyük baba. Aa, bu da nedir? Aa, üzerinde korkunç bir canavar var. Canavay. O bir canavar değil ki, küçük bir salyangoz. Aa,
Nereye gitti? Kabuğuna saklandı. Orada mı yaşıyor o? Evet, orası evi. Bakın, tekrar çıkıyor. Merhaba Bay Salyangoz. Büyük baba, Bay Salyangoz'un evinde yatağın mı var? Oho, hayır Peppa. Ben salyangoz olsaydım yatağım, masam, sandalyem, buzdolabım ve televizyonum olurdu. Büyük baba, salyangozlar ne yer? Çoğunlukla benim sebzelerimi yiyorlar. Hey, kes şunu seni arsız haydut. George ve ben arsız salyangozculuk oynamak istiyoruz. Bu sepetler kabuklarınız olabilir. İşte şimdi gerçekten iki arsız salyangoza benzediniz. Ve büyük baba domuzun bütün lahanasını yiyeceğim. O güzel lahanamdan uzak dur seni arsız salyangoz. Büyük baba domuz bana bağırdığı zaman küçük evimde saklanacağım. Peppa'nın arkadaşları geldi. Merhaba büyük baba domuz. Merhaba Suzy. Peppa ve George'la oynamaya mı geldin? Evet. İnan nerede olduklarını bilmiyorum. Burada sadece ben ve bu iki salyangoz var. Biz arsız salyangozlarız. Biz arsız salyangozlarız. Salyangoz taklidi yapıyorduk biz. Biz de salyangoz olabilir miyiz? Hepinize yetecek sepeti bolduğunu sanmıyorum. Ama başka bir şey olabilirsiniz. Bahçemizdeki heyecan verici şey. Havuç mu? Tavşan Rebecca havuçları seviyor. Hayır Rebecca, havuç değil. Böyle gelin. Bu vızlama sesi nedir? Şu küçük evden geliyor. Büyük baba, o oyuncak evden neden öyle tuhaf vızlama sesleri geliyor? O oyuncak evi değil Peppa. O bir arı evi. Ona kovan deniyor. Bakın, işte bir arı. Ne yapıyor? Çiçekten bal özü topluyor. Kovana döndüğünde onunla bal yapacak. Ben de bal severim. Hadi arı taklidi yapalım. Vız vız vız. Evet, hadi arı olalım. Vız vız vız. Ne kadar çalışkan arılar değil mi? Evet, biz çalışkan arılarız. Vız. Şimdi kovanımıza dönüp bal yapmamız gerekiyor. Vay canına, ne oluyor burada? Büyük anne, biz çalışkan arılarız. Siz çalışkan arılar tost ister misiniz? Evet, lütfen. Peki tostunuzda ne olsun? Bal. Şanslısınız, ben de öyle hazırlamıştım. Tost ve bal. Yaşasın. Ben arı olmayı çok sevdim. Çünkü bir sürü güzel bal yiyorsunuz. Ben salyangoz olmayı sevdim. Çünkü büyük babamın bütün lahanalarını yiyorlar. Hey! Seni arsız haydut.